YSK YSK'yı suçluyor. Ben diyor YSK aldığı oy çokluğuyla aldığı kararla o oy çokluğunu sağlayanlar diyorlar ki başkan da buna aslında dikkat çekiyor. Yani ben bir seçimi yönetemedim. Ben sayısız sandıkta kural dışı uygulamalar yaptım. Yani beni bir kurul olarak lağvedin siz. Ben bu işi beceremedim diyor. YSK Başkanı Güven'in şerhine çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ve şuna karşı da tedbirli olmak gerekiyor. Bu YSK'nın güvenilir olma vasfını yitirmiş olması, bir anlamda meşruiyetini yitirmiş olması 23 Haziran seçimine doğru bir başka şaibeye neden olabilir. İktidar kanadının kaybedeceği bir seçime buradan müdahale etmeye kalkışmasına neden olabilir. Fantastik deyip yabana atmamak lazım. Bu ihtimale karşı da şimdiden tedbirli olmak gerekiyor. Her şey er ya da geç güzel olacak. Yeter ki onun için çaba harcasın toplumumuz, herkes. Onu istesin, gerçekten içersin ve istesin. O güzellikle yaşamak için vereceği eforu, enerjiyi, emeğini esirgemesin. Hak verilmez, alınır. Her şeyin çok güzel olmasını hak ettiği anda toplumumuz, her şey çok güzel olacak. Giderek artan bir ivmeyle yurttaş olma bilinci güçlenmeye başladı. Bu bana son derece pozitif bir süreç olarak görünüyor. Umarım 23 Haziran'daki gasp girişimi, 31 Mart'ın gasp edilmesi girişimi gasıpları çöp tenekesine doğru iteler.